Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, yer halkı gökte yıldızları parlak olarak gördükleri gibi, gök halkı da yeryüzünde zikrullah olan evleri böyle parlak olarak görürler. Yatsı namazından sonra okunduğunda, bütün mahlukatın ibadeti kadar sevap kazandıran zikir. Okunuşu: Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Güç, kuvvet, kudret, heybet ve azamet ancak yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Yatsı namazından sonra 100 defa okunacak. Faziletleri: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim yatsı namazının edasını mütakip, 100 defa bunu okumaya her gün devam ederse, o kimse her gece için ayrı ayrı bütün mahlukatın ibadet ve taati sevabı kadar sevap kazanmış olur. O kimseyi Allah-u Teala dünyevi ve uhrevi ızdıraplardan, felaketlerden, sıkıntılardan, borçlardan, elem ve kederlerden kurtarır. Süfyan bin Uyeyne rahimehullah diyor ki, İnsanlar bir araya toplanıp Allah'ı zikrettikleri zaman şeytan ve dünya oradan uzaklaşır. Şeytan dünyaya, bunların ne yaptıklarını görüyor musun? Der. Dünya ise, ilişme. Onlar ayrıldıkları zaman ben onları teker teker boyunlarından yakalar ve sana teslim ederim, der. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh sokakta gördüğü halka, burada boşu boşuna ne duruyorsunuz? Koşun mescide. Orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mirası bölünüyor. Siz de hakkınızı alın buyurur. Halk hemen mescide koşar ve böyle bir şey olmadığını görünce geri döner. Vaziyeti Ebu Hureyre'ye anlatırlar ve biz böyle bir taksimata tesadüf etmedik derler. Ebu Hureyre, ya ne gördünüz diye sorunca, kimisi Kur'an okuyor, kimisi zikir yapıyor dediler. Ebu Hureyre radıyallahu anh, işte Resul-i Ekrem'in mirası odur dedi. Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'den rivayet ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların amel defterlerini yazan meleklerden başka, Allah-u Teala'nın yeryüzünde seyahat eden bir takım melekleri vardır. Bunlar zikir meclislerine uğradıklarında diğer arkadaşlarına, gelin, aradığınız buradadır diye seslenir. Ve onları göklere kadar kuşatır ve tavah ederler. Allah-u Teala, kullarımı nasıl gördünüz diye sorar. Melekler, onları sana hamd eder, sana tazim eder ve seni tesbih eder halde bıraktık derler. Allah-u Teala, beni gördüler mi diye sorar. Melekler, hayır ya Rab, seni görmediler. Allah-u Teala, beni görseler ne yaparlardı? Melekler, daha ziyade tesbih, tahmid ve tazim ederlerdi. Allah-u Teala, neden kaçınıyorlar? Melekler, cehennemden ya Rabbi. Allah-u Teala, cehennemi gördüler mi? Melekler, hayır görmediler ya Rab. Allah-u Teala, ya görseler ne yaparlardı? Melekler, daha çok sana sığınırlardı. Ya Rab, Allah-u Teala, istedikleri nedir? Melekler, cenneti istiyorlar ya Rabbi. Allah-u Teala, cenneti gördüler mi? Melekler, hayır ya Rabbi. Allah-u Teala, görseler ne yaparlardı? Daha çok arzu ve istekle cenneti isterlerdi. Allah-u Teala, şahit olun, ben onları mağfiret ettim. Melekler, onların arasında zikir için değil,
başka bir ihtiyacı için bulunan biri de vardı. Allah-u Teala, onlar öyle insanlardır ki, onlarla düşüp kalkanlar da fena insanlar değillerdi. Yani onları da affettim buyurur. Ben ve benden evvelki peygamberlerin söylediği sözlerin eftali, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh sözüdür. Her gün 100 defa bu zikri diyen kimse 10 köle azat etmiş gibi olur. Kendisine 100 sevap yazılır, 100 günahı silinir ve o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiç kimse bir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz. Ancak bu ibadeti ondan daha fazla yapmış olmasın. Güzelce abdestini aldıktan sonra gözlerini semaya çevirip Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyen kimse için mutlaka cennet kapıları açılır ve istediği kapıdan içeri girer. La ilahe illallah diyenler için mezarlarında vahşet, mahşer meydanında dehşet yoktur. Sur'un üflenmesi anında başlarından toprakları nasıl silkerek kalktıklarını sanki görür gibiyim. Hüznü bizden gideren Allah'a hamd ederiz. Muhakkak ki bizim Rabbimiz son derece mağfiret edici, gafur ve şekurdur. Yine Resul-i Ekrem Ebu Hureyre'ye hitaben, Ey Ebu Hureyre! Yapmış olduğun her amel kıyamet günü tartılacaktır. Yalnız şehadet kelimesi tartılmaz. Zira sıdk ve ihlas ile bunu söyleyenin, mizanının bir gözüne bu, diğer gözüne de yer ve gökler bütün içindekilerle beraber konsa, şehadet kelimesi onlardan ağır gelir. Sıdkı ihlas ile La ilahe illallah diyen kimse, yer dolusu günah ile gelse, Allah-u Teala onu mağfiret eder. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Hureyre'ye hitaben demiştir ki, Ey Ebu Hureyre, ölüm döşeğinde olanlara şehadet kelimesini telkin eyle. Zira şehadet kelimesi bütün günahları yok eder. Yine Ebu Hureyre, Ya Resulallah, ölüler hakkında hal böyle. Ya diriler hakkında nasıl olur diye sual edince, Resulullah Aleyhisselam, İhlas ile şehadet getiren cennete girer. O daha ziyade günahları mahveder buyurmuştur. Hepiniz cennete gireceksiniz ancak sahibinden kaçan deve gibi Allah'ın rahmetinden kaçanlar müstesnadır. Allah'ın rahmetinden böyle kaçanlar kimlerdir sualine cevaben Resulullah Aleyhisselam La ilahe illallah demeyen kimsedir. Diliniz tutulmadan La ilahe illallah demeye devam edin. Zira o ihlas kelimesidir. Tevhid kelimesidir. Takva kelimesidir. Kelime-i tayyibedir. Hakka davet kelimesidir. O yapışılacak en sağlam bir halkadır. Cennetin bedeli odur buyurdular.